çok insanlar önce sahipleniyor, sonra bakamayacakları köpekleri sahiplendikleri için sokak köpekleri saldırgan oluyor. İnsanlar da zaten onlara önyargıyla yaklaşıyor. Ondan dolayı hani önyargılarını yıkmaları lazım. Vallahi onlar bizim dünyanın canlıları. Yani ne düşüneceğim? Onlar da bizimle mecbur birlikte yaşamak zorunda. Yani o hayvanların evet dili yok, konuşmuyor, çağırmıyor ama fiziki hareketlerinden insanlar anlaması lazım. Mesela hayvanların çoğu aç geziyor. Hele şu koronavirüs döneminde çoğu aç gezdi. Ben mesela kendim örnek vereyim, güvercinleri evimin etrafında hususi yem alıyorum. O cumartesi, pazar ve onları şey yapıyor, doyuruyorum. Yani o canlılar, yani akrep bile dünyanın canlısı. Onlara saygı göstermemiz lazım. Çok saygın olmalı. Çünkü onlar da aynı çalışıyor. Allah'ın yarattığı kutsal, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kutsal. Onlara da yani kutsal gözüyle bakmamız lazım. Bazıları insanlar işte kediyi sevmez, köpeği sevmez. Ama o öyle sevmek de olmaz ki. Sevmiyorsan iletişime geçmezsin. Ama insanın genetik yapısında şey vardır. Sevgi, saygı, hayvan sevgisi vardır. Yani bunu engelleyemezsin. Dinle falan da alakası yok bunun. Allah'ın yarattığı, eğer inancımız varsa Allah'ın yarattığı her şey, akrep bile kutsal. Bunlara saygı göstereceğiz. Akrebin de yaşama hakkı var. Ya sokak köpekleri hakkında aslında şöyle düşünüyorum. Birkaç haberde falan duyduk. Bu kurt saldırıları falan olmuş aslında. Üzülüyoruz duyunca. Bence sahip çıkılması gereken hayvanlardır. Bir barınakların daha çok yapılmasını ben tercih ediyorum. En azından bir barınakta olursa hani daha çok güvende olduklarını düşünüyorum. Boşa bıraktılar. Önceden topluyorlardı hep. Bakımlara ihtiyaçları var bir kere. Barınaklara da çok gittim. Hepsi çok aç. Bazılarının bacağı yok, bazılarının bazı sakatlıkları var. Bunlar ya, bunların bakımına özen göstermeliyiz. Ya aç olduklarını düşünüyorum. Yemek verilmeleri daha mantıklı olur ya. Aç kalmamaları ve çok sevimli olduklarını düşünüyorum. Vallahi hepsinin ağzı var dedi yok. Allah hepsine yardım etsin. Alıyorlar, kötü şeyler yapıyorlar ya. Ya millet de rahatsız bundan. Yani kısırlaştırmak bence doğru değil. Özgürlüklerini alıyoruz. Ya bence bakılmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani onlar da sonuçta bir can. Yani her insan yediği yemekten olsa biraz kıyıya köşeye koysa faydası olacağını düşünüyorum. Peki siz bırakıyor musunuz? Bırakıyorum. Yani evde mesela bu kemikli şeyleri de mesela çocuklarıma örnek olsun diye çocuklarıma yaptırıyorum bunları. Hani çöpün kenarına koyduruyorum daha çok. O çok günah, çok bunu yapanlar vicdansızlar. Onlar da bir can taşıyor, onlar da bir şey taşıyor. Sahipsiz köpeklerin vatandaşlar tarafından yardımla sahiplenmesi, yardım etmesi çok güzel bir doğal bir şey. Ama bu canlı hayvanlara zarar vermek, yani bir bebe gibi diyorum ben, kendi bebesine diyormuş gibi olur. Korunmasını gerektiğini düşünüyorum sadece. Bir de kaplara, dışarılara biraz su koyarsak en güzeli olacak. Onu düşünüyorum yani. Sahiplenmek güzel bir şey. Şimdi zaten bakıma muhtaç hayvanlar. Sadece sokak köpekleri değil aslında. Tüm hayvanlar o şekilde. Hani bunlar için ne yapmamız gerekiyor? İşte şu anda gerçi bayağı bir şeyler yaptılar da. Bu mamalar olsun, şunlar olsun. Hani onlar da desteğimizi esirgemememiz lazım. O şekilde düşünüyorum. Ha biz yapıyor muyuz? Çok şükür elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Herkes de buna davet ediyor. Bak yeğen, şöyle söyleyeyim. Bu bir canlı. Bir insanın, bir bitkinin veya bir ağacın, bir şunun, bir ne kadar yaşama, hayattan tutunma hakkı varsa o köpeklerin de hakkı var. Ha, şimdi insanlarda şöyle gördüm ben, yanlış mı doğru mu bilemiyorum. Köpeğe köpek olduğu için değil, köpeği araç olarak kullanıyorlar. Nasıl araç olarak kullanıyor? Hele bu büyük şehirlerde daha çok oluyor. İki tane zibidi geliyor, hani böyle biraz şey konuşuyorum da. Sadece kız tavlamak için köpek alıyorlar yanlarına. Ondan sonra da bakamıyor, salıyorlar meydana. Ondan sonra sokak köpekleri çoğalıyor. Bu iyi bir şey değil, yanlıştır. Yiyemeyeceğin ekmeği ağzına sokmayacaksın.
Bundan sonra dişlerini döker bilmem ne yapar. O hayvana zulümdür o. Araç olarak kullanıyor ya onu. Bu yanlış. Benim evimde köpek var mı dersen yok. Besleyebilir miyim? Besleyemem, apartmanda oturuyor. Kedim var ama. Kedimi de seviyorum. Bazen cırmalıyor, yine de seviyorum. Sokak köpekleri hakkında şu anda inşallah nasip olursa tabii bu sokakta kalan gerekli şekilde kimsesiz olan köpekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi olsun, Talas Belediyesi olsun, onların toplama merkezleri var. Oraya götürüyorlar, sağ olsunlar. Belediye başkanlarımızdan memnunuz. Onlarla da ilgileniyorlar. Her konuda, bu konuda da kendileri üstün başarılar gösteriyorlar. Sahipsiz tabii olanlar var mı? Var. Yani bunlar mesela kimsesiz kalanlar da var. İşte onlara halkımız da sahip çıkıyor. Bu konudan da halkımıza da teşekkür ediyoruz. Yem bırakıyorlar. Özellikle belediyeler bu konuya el attılar. Doğaya yem bırakıyorlar. Orada hem köpekler hem kimsesiz hayvanlar oradan istifade ediyor. Evet. Ya insan oğlu olarak bir yardım edemiyoruz. Yani herkes evinin kapısının önünde bir yemek bıraksa onlar da yararlanır ama biz insanoğlu olarak bunları yapamıyoruz. Peki siz bırakıyor musunuz? Ben bırakmaya çalışıyorum. Ali Dağı'nda köpekler falan var. Orada yemek bırakmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Mama olsun, destek olsun.